Değerli izleyicilerimiz Fransa'da tüm Türkleri, Müslümanları rahatsız eden korkunç olaylar yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron açık bir şekilde Müslümanlara karşı savaş ilan etti. Nasıl ilan etti? Bunun kararını siz verin bakın anlatacağım. Tüm Müslümanları Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve diğer yerlerdeki tüm Müslümanları, Türkiye'deki tüm Müslümanları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bakın, geçtiğimiz cuma günü bir karikatürü, Peygamber Efendimize ait bir karikatürü sınıfta gösteren bir öğretmen, Çeçen uyruklu, Moskova doğumlu birmiş 18 yaşındaki bir Müslüman tarafından hunharca asla kabul edilmeyecek şekilde öldürüldü. İslam'da insanın canına kıymak yoktur. Akıl alır değil bunu kabul etilmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu olaydan sonra başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız hükümetinin tüm temsilcileri Müslümanları hedef alan açıklamalar yaptılar. Bugün İçişleri Bakanı ne dedi biliyor musunuz? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yönelik bakın neler söyledi. Dedi ki Fransa İçişleri Bakanı Celal Darmanin şunu söylüyor. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin ülkede yayınlanabileceğini okullarda, derslerde bu peygamberimizi hakaret içeren karikatürlerin gösterilebileceğini marketlerde aynı zamanda helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının belki de yasaklanacağını söyledi. Diyor ki peygamberimizin karikatürleri okullarda gösterilebilir, dalga geçir, hakaret bile olsa marketlerdeki helal reyonlarının olması da Beni rahatsız ediyor diyor İçişleri Bakanı, Fransız İçişleri Bakanı. Ve devam ediyor şunu söylüyor. Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoka ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söylüyor. Bu reyonların bulunmaması gerektiğini söylüyor. Bu reyonların bulunması cemaatçilik cemaatçiliğe neden oluyormuş. Cemaatçilik böyle başlıyormuş. Kapitalizmin de bundan sorumlu olduğunu söylüyormuş. Fransa İçişleri Bakanı bak Asıl bakın ne diyor? Hakaret içerikli peygamberimize ait karikatürler okullarda gösterilebilirmiş. Bu bir suç değilmiş. Cuma gününden bu yana daha doğrusu 3 yıldan bu yana içerisinde camilerinde olduğu 358 dernek vesaireyi kapattıklarını, 428 yabancıyı da sınır dışı ettiklerini söylüyor Fransa İçişleri Bakanı. Bakın şu anda Fransa'da camiler kapatılıyor. Suçsuz, masum, sadece dinini yaşamak insan istemek isteyen insanların gittiği camiler kapatılıyor. Topyekün Fransız hükümeti Müslümanlara yönelik adı konmayan bir savaş ilan etmiş vaziyette. Bakın devam ediyoruz. Macron bir açıklama yapmıştı. Ne dedi? Bakın Macron. İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele ilişkin bir kanun tasarısı hazırlıyoruz. Fransız İslamı diye bir şey uyduracaklar. Bak Fransız İslamı bununla ilgili kanun tasarısı hazırlıyorlar. Ve Macron Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirlerini savunan bir ideal, ideoloji taşıdığını söylüyor. Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçıymış. Kendilerini Müslümanlar Fransız yasalarından yüksek görüyor. Daha yüksekte gördüklerini iddia ediyor. Evet. Bununla ilgili tepkiler sosyal medyada bugün çığ gibi büyüdü. Trend topik oldu. Twitter'daki Müslümanların bu tepkisi Yahudiler de bununla ilgili Müslümanları destekliyorlar ve insanların özgürlüğünün kısıtlandığını yasayla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağını ifade ediyor diyorlar. Irkçılık meşrulaştırılıyor diye deniliyor. Bakın Yahudiler söylüyor bunu. Bununla ilgili de aynı zamanda Fransa'da İslamofobi yani İslam korkusu mücadele kolektifi bugün bununla ilgili Birleşmiş Milletler'e başvurdu değerli izleyicilerimiz. Bakın böyle bir tablo var. Fransız hükümeti e, Müslümanlara yönelik korkunç bir baskı oluşturuyor ve bu olaydan hemen sonra bugün Eyfel Kulesi'nin yakınlarında iki tane başörtülü Müslümanla Fransız ırkçıları bıçakla saldırdılar bakın Eyfel Kulesi yakınlarında bir mağazaya alışveriş yapmak isteyen e, için çıkan Cezayir uyruklu 49 yaşındaki Kenza ve amel adlı Müslüman kadınlar ırkçı bir kadın tarafından yine bir kadın tarafından bıçakla saldırıya uğradı Fransız medyası olay sırasında Müslüman kadınları saldırgan ırkçı saldırganın pis Araplar diye bağırdığını polisin iki ırkçı saldırganı gözaltına aldığını ifade ettiler. Bakın Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı bu açıklamaları yapıyor. Halkın bir kısmında tabi Müslümanlara karşı bir tepki oluşuyor. Ve bugün Eyfel Kulesi'nin yanında iki tane Cezayir uyluklu biri 49 yaşında biri 46 yaşında iki tane hanımefendiye Müslümana bir başka kadın Fransız ırkçı bıçakla saldırıyor. Bak toplumda Fransız toplumunda Müslümanlara karşı Macron'un liderliğinde örgütlü bilinli bir şekilde bir saldırı bir tepki oluşturuluyor toplumda patlamalar yapılıyor bakın bir ülkenin Cumhurbaşkanı Müslümanlara kendi ülkesinde bir sürü Müslüman var Müslümanlara yönelik bu açıklama yapıyor İçişleri Bakanı çıkıyor Fransız İçişleri Bakanı ne diyor Ben diyor ee, okullarda Hz Peygamber peygamberimizin karikatürlerini Hz Muhammed'in karikatürleri dalga geçen karikatürleri gösterebilir hakaretlerde içerebilir diyor bu karikatürler kabul edilebilir bir durum değil bakın hiçbir dinin sembole hiçbir peygambere bu şekilde davranılamaz hiçbirine bu kabul edilemez camiler kapatılıyor Fransa'da birinin bir suçu varsa sen o kişiyi Gider hukuki işlemini yaparsın ama insanların ibadet ettiği camileri kapatamazsın. Cami kabul edilebilir değil. Bakın Berlin'de 14.000 euro teşvik aldı diye e, koronavirüs nedeniyle biliyoruz camide de çalışanlar var. Onlar için e, cami e, Türk camisi Mevlana Camii'ne destek aldı. 150 polis bu sabah bastı. Köpeklerle camiye girdiler. 14 bin euro aldı diye. Ve hiçbir yasa dışı bir şey çıkmadı. Belgeleri de gösterdiler. Bu 14 bin euroyu nasıl kullandıklarını da gösterdiler. Cemaat sabah namazını kılarken 150 polis camiye ayakkabılarıyla, çizmeleriyle, köpekleriyle girdiler. 14 bin euro. Bakın Avrupa'da bilinçli bir şekilde Müslümanlara karşı bir pres var, baskı var, taciz var. Bakın Fransa'da olan bu olay. Camilerin kapatılması, Macron'un açıklamaları, Berlin'de Türk Camii, Mevlana Camii'ne 150 polisin gelmesi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. 14 bin euro için baskın yapmışlar. Değil. 14 bin euro için çağırırsın o caminin görevlisini. Sen bu 14 bin euroyu nasıl kullandın diye evraklarını getir dersin. Davetiye gönderirsin. 150 polisle köpekle nasıl basarsın camiye? İnsanlar namaz kılıyorlar. Halıların üstüne sen köpekleri polislerin o çizmeleriyle basıyorsun. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bakın Fransa'daki olayda tesadüf değil bunlar. Bakın tesadüf değil. Örgütlü, planlı Avrupa'da Müslümanlara yönelik böyle bir organizasyon var. Hiçbir dine, Hristiyan olsun, Yahudi olsun hiçbir fark etmez. Hiçbir dine isterse ateist olsun. Bu şekilde bir baskı kabul edilemez. Camiye bu şekilde giriyorsun olur mu? Kiliseye, sinagoga böyle bir şey yapsalar kabul edilebilir mi? Hiç kimse kabul etmez. Olmaz. Olmaz. Olmaz, kabul edilebilir bir durum değil değerli izleyicilerimiz bu. Korkunç bir durum. Bakın. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bir açıklama yaptı. Bakın ne diyor Sayın Erdoğan? Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için diyor ki Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramları gündemimize getirmeye çalışıyorlar diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Devam ediyor. Bakın diyor ki İslam'da diyor böyle bir şey yok diyor. Ne diyor? Eee şey diyor Sünnilik, Şiilik ya da işte garip garip böyle e, Fransız İslam'ı bilmem ne böyle bir şey yok diyor. Bizim dinimizde sünnilik ve şiilik diye bir kavram yok. Bizim dinimiz sadece İslam'dır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da gönül coğrafyamızın birçok belgesinde diyor. Yani Müslümanların olduğu yerde kan, gözyaşı eksik olmuyor diyor. Şimdi Avrupa'nın ortasında Fransa'da yapılan bu olay. Berlin'de 150 polisin camiyi basması 14 bin euro için sözde. Bu kabul edilemez. Yani bilinçli bir şey var. Avusturya'da yine aynı şekilde. Bakın. Bunların sebebi de şu diyor. İslam'ın doğru bilinmemesinden kaynaklanıyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Terör örgütlerinin başına İslam koyuyorlar diyor. İslam'da terör yoktur diyor. Bu örgütlerin falan da kabul edilmesi mümkün değil diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki DHFETO işte El Boko bilmem ne gibi terör örgütleri diyor. Başına diyor İslam'ı kullanıyor diyor bunlar. Bunların Müslümanlıkla alakası yok diyor. İslam'la alakası yok diyor. Avrupa'da İslam'a karşı ciddi anlamda bir saldırı yapıldığını ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak ne diyor? Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor Fransa'daki? İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmakta hazırlar. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır diyor. Macron biliyorsunuz şu anda anketlere göre geride kalmış vaziyette. Fransa'da Macron'a ciddi bir tepki var ve bunu örtmek için İslam'a saldırıyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Kabul edilebilir bir durum değil diyoruz değerli izleyicilerimiz. Fransa'daki bu olaylar değerli izleyicilerimiz az önce de ifade ettik. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Taşıyan da Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi Fransa'nın bu olayı gerçekten kabul edilebilir değil. Hz. Peygamberimizin karikatürlerinin hakaret içerse dahi karikatür olamaz zaten. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunların okulları da gösterileceğini ifade ettiler. İçişleri Bakanı, Fransa İçişleri Bakanı marketlerdeki helal reyonlarının saçma olduğunu, cemaatçiliği başlattığını falan söyledi. Bunları bu kolektif Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşıdığı saygıdeğer izleyicilerimiz.